31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için şimdiden teyakkuza geçen AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adaylık sürecine girdiğim şu günlerde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 2019 yerel seçimleri için geri sayım başlarken aday adaylarının konuşulduğu kulislerde hareketlenmeye başladı. AK Parti Adıyaman merkezde dikkat çeken bazı isimler şimdiden ön plana çıkarken en çok merak edilen ve AK Parti'nin kalesi konumunda bulunan Kahta ilçesinde ise AK Parti çevrelerinin ve seçmenlerin büyük çoğunluğunun sadece bir isim üzerinde uzlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Uzun zamandır Kahta kamuoyunda istenmeyen başkan ilan edilen Abdurrahman Toprak'ın aday olması halinde AK Parti Genel Merkezi tarafından adaylığına sıcak bakılmaması, parti teşkilatının alternatif adaylar üzerinde kafa yorduğu ve son olarak da Kahta Belediye Başkan adaylığı için Kahtalı siyasilerin ve AK Partili seçmenlerin AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni ismi üzerinde uzlaştığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Kahta'nın tanınmış iş insanlarından ve aynı zamanda köklü bir siyasi geçmişe sahip olan Bedir Yeni, 2017'de siyasi tüm çevreler tarafından istişare ve uzlaşı yoluyla AK Parti Kahta ilçe başkanlığına getirilmişti. 2019 yerel seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde ise siyasi kulislerde yine Bedir Yeni ismi üzerinde uzlaşı sağlandığı iddia ediliyor. Mevcut belediye başkanı Abdurrahman Toprak'a olan tepkilerin seçimlere doğru katlanarak devam etmesinin tabana büyük zararlar verdiği gerekçesiyle Kahta halkı tarafından oldukça sevilen Bedir Yeni ile tepkileri domine etmeye çalışan teşkilat yönetiminin önümüzdeki günlerde çalışmalarına hız vereceği ve aday adayı vitrinin bu doğrultuda şekilleneceği gelen bilgiler arasında. Aday adaylık sürecine girilmesiyle birlikte AK Partili siyasilerin ve kamuoyunun tam not verdiği Bedir Yeni'nin yakın bir zamanda ilçe başkanlığından istifa ederek aday adaylık sürecinde seçim kampanyalarına başlayacağı ve çalışma takvimini hızlandıracağı bekleniyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra Kahta'da büyük oy kayıpları yaşayan AK Parti'nin bunun en büyük nedeninin ise Abdurrahman Toprak olduğu ifade ediliyor. Zira göreve geldiği tarihten bu yana adı çeşitli iddialarla gündeme gelen ve hizmet üretememesinden dolayı seçmen nezdinde büyük bıkkınlığa neden olan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'a olan tepkilerin sandığa yansıdığı ve bu tablonun AK Parti Genel Merkezi'nin de raporlarına girdiği iddia ediliyor. Kardeşlerimizi iş sahibi yapan, ekmek sahibi yapan... AK Parti Genel Merkezi'nin yaptığı yoklamalar ve kamuoyu araştırmalarında da Abdurrahman Toprak'ın AK Parti'ye büyük zararlar verdiği CİMER ve BİMER'e gönderilen şikayetler doğrultusunda bir rapor hazırlandı ve bu raporlar doğrultusunda AK Parti Genel Merkezi'nin Abdurrahman Toprak'ın üstünü çizdiği de bir başka çarpıcı iddia olarak göze çarpıyor. Onun için bugün bir aradayız. Özellikle... 24 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir hızla toparlanma sürecine girmek isteyen partinin özellikle teşkilatlara yönelik gönderdiği mesajda erdemli ve tevazu sahibi olacak, ilçede halkta karşılığı olacak isimlerle yerel seçimlere gidilmesi hususunda uyarılarda bulunması Bedir Yeni ismini gündeme getirdi. Genel merkezin tüm kriterlerine uyan Bedir Yeni'nin 2019 yerel seçimlerde AK Parti tabanına büyük bir ivme kazandıracağı ve toparlanma sürecini başarıyla tamamlayacağı ifade ediliyor. Madde başkanlarım, STK başkanlarım. AK Parti kulisleri bu iddialarla çalkalanırken Kahtalı vatandaşlar da Bedir Yeni ismine oldukça sıcak bakıyor. Kahta'da artık bir değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünen ilçe sakinleri, Bedir Yeni'nin tüm Kahta halkı tarafından sevildiğini, belediye başkanı olması halinde Abdurrahman Toprak'la kaybedilen prestijin yeniden sağlanacağını ve ilçenin Bedir Yeni ile altın çağını yaşayacağını söylediler. Mevcut belediye başkanının basiretsiz yönetim anlayışının Kahta'nın kayıp yılları olarak tarihe geçtiğini ifade eden ilçe sakinleri, AK Parti Genel Merkezi,
AK Parti ilçe başkanı Bedir Yeni'yi aday göstermesi halinde vatandaşın beklentilerini karşılayacak bir profilde aday olacağını ve AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkacağını ileri sürdüler.